Hem farklı hem de şık olmak isteyenler ekran başına. Aksesuar seçiminde nelere dikkat etmeliyiz? Bu yılın son trendleri neler? Sizler için Lifestyle ekibi olarak marka sahibi Duygu Doğru ve içerik danışmanı Dilara Yılmaz'a sorduk. Bakalım son trendler nelermiş, izleyelim. Duygu Hanım, sohbetimize sizleri tanıyarak başlayabilir miyiz? Merhabalar, Duygu Doğru ben. 26 yaşındayım. İstanbul Aydın Üniversitesi İş Sağlığı Güvenliği mezunuyum. Daha sonra oyunculuk eğitimlerim oldu. Şimdi de dansla ilgileniyorum. Aksesuar markanızın kuruluş hikayesini dinleyebilir miyiz? Aslında şöyle başladı. Kendimi düşündüğümde istediğim birçok bireysel hedeflerim vardı. Daha sonra sevdiğim şeyleri düşündüğümde hepsini bir araya toplamak istedim ve DZD World ortaya çıktı. Aksesuarlara ilginiz ne zaman ve nasıl başladı? Ya aslında bir kadın olarak çok küçük yaşta başladı. Takı çok küçük ve güzel bir detay. O yüzden kendimi bildim bileli küpe, kolye ne bulursam taktım. O yüzden çok küçük yaştan beri takıya merakım var. Ürünlerinize baktığımızda geniş bir kitleye hitap ettiğinizi görüyoruz. Peki bizlerle buluşturduğunuz ürünleriniz neler? Genelde herkese hitap etmesi için uğraşıyorum. Yani sadece kendi zevklerim de değil, her kadını anlamaya ve her kadına yönelik ürünler seçmeye çalışıyorum. Günümüzü de takip ediyorum, vintage ürünlere de bakıyorum. İyi hissettiğim, güzel bulduğum, her kadına yakışacağını düşündüğüm şeyler sunuyorum. Sosyal medya hesabınıza baktığımızda ürünleri kombinleyerek bizlerle buluşturduğunuzu görüyoruz. Peki bu noktada geri dönüşler nasıl oluyor? Ya çok şükür çok güzel oluyor. Çünkü kombin dediğimizde genel bir bakış açısı demek. Ben sadece takı olarak ya da başka bir şey olarak bakmayıp genel bir göz olarak baktığım için kombinleme fikri hem müşterilerime hem de bana da iyi hissettiriyor. Bu yüzden sıcak bakıyorum ben kombinleme olayına. Bizler geniş bir kitleye hitap ettiğinizden bahsettik ama siz hitap ettiğiniz kitleyi nasıl tanımlarsınız? Bir tarafım çok dinamik ve cool bir kitle. Bir tarafım da çok sade ve şık. O yüzden ben iki kadın da iki karakteri de bir arada tutmaya çalışıyorum. İki grup da mevcut şu an. Son zamanlarda hangi ürünlerinizde talep daha çok oluyor? Yılan ürünlerimizde çok talep oluyor. Bildiğiniz üzere kombinli takı ürünler de çok moda. Olabildiğince meç etmeye çalışıyorum. Rozlar çok gidiyor, gold ürünlerimiz, küpeler, halhallar bu şekilde. Sizce aksesuarlar kişileri yansıtıyor mu? Tabii ki de ve herkesin farklı bir aksesuarı ve herkesin farklı bir takı aurası olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle yansıtıyor. Aksesuar trendlerine baktığımızda hızla değiştiğini görüyoruz. Sizler bu değişimi nasıl yakalıyorsunuz yoksa kendi çizginizde trendlerinizi birleştirmeyi mi tercih ediyorsunuz? Bu yolda ikinciyi tercih edeceğim çünkü değişebiliyor. Tabii ki de güncel modayı takip ederek ama kendi çizgimde kendi isterime göre bu yolda devam etmek istiyorum. O yüzden sanırım değişecek. Yelpazenize eklemeyi düşündüğünüz başka ürünler var mı? Evet, o da şu şekilde, az çok görüldüğü üzere kombin olarak bakıyorum olaylara. Bu yüzden kombinin içine giren her şeyi dahil edebilirim. Takı zaten başta olmak üzere giyim. Bir kadın bütünde kombinde neye ihtiyaç duyuyorsa onları büyüdükçe sunmayı düşünüyorum. Sizin markanızı neden tercih ediyorlar? Sizi diğerlerinden ayıran nedir? Yani sanırım bizim markamızın özelliği samimi ve hiç acelesi olmayan çok gerçek bir şey çıkartmaya çalışıyorum. Diğerlerinden farkımız da şu olabilir. Yeniliğe çok açık, asla aynı kalmayan ve çok dinamik bir marka istiyorum. Bunu da az çok hissettiriyorum diye düşünüyorum. O yüzden standart olmamamız ve sürekli cool olmamız bizi bir noktaya taşır diye düşünüyorum. Bu yılın takı trendlerini de sizden dinleyebilir miyiz? Tabii ki aslında çok da farklı şeyler değil. Eski ürünler de içinde dahil olmak üzere hala güncel olan, kaliteli olan gördüğümüz gibi kolye kombinleri, üçlü dörtlü setler, yeri geliyor 7-8 yüzük birden. Ama onu taşıyıp onun ağırlığının enerjisine girdiğimiz sürece genel olarak geçen sene ve bu sene gördüğümüz modellerin daha çok vücut kolyesi belki revaçta olabilir. Ben bu şekilde olduğunu düşünüyorum. Markanız için ne söylensin, ne konuşulsun istersiniz? Gerçekten tarz, gerçekten cool ve gerçekten dinamik bir marka olmasını ve kesinlikle kaliteli ve güvenilir bir marka olmasını ve konuşulmasını istiyorum. Hedeflerinizden de bahsedebilir misiniz?
Şöyle ki hayatım boyunca önce küçük küçük hedefler koyup daha sonra büyüttüm ve bu hala devam ediyor. O yüzden şu anki durumuma bakılırsa belki ileride kendi enerjimi reel olarak verebileceğim bir mağaza, insanlarla daha rahat iletişim ve reaksiyon alabileceğim bir küçük bir butiğim de olsa şu anlık hedefim o ama daha sonra ileride ne olur bilmiyorum. Duygu Hanım, yavaş yavaş sizle gerçekleştirdiğimiz keyifli sohbetin sonuna geliyoruz. Son olarak bizleri izleyen seyircilerimize neler söylemek istersiniz? Bir kadın girişimci olarak şunu söylemek isterim. Eğer bir planınız varsa veya bir düşünceniz varsa doğru zaman olmayabilir, çok bunalmış da olabilirsiniz. Ama bence aksine daha çok düşünüp daha fazlasını yapın. Er ya da geç mutlaka oluyor. Şimdi şunu söyleyebilirim. Umarım bir gün bir yerde tarzlarımız kesişir ve mutlaka uğrarsınız. Enerjimizi alırsınız. Bizim size ihtiyacımız olduğu kadar sizin de bize ihtiyacınız olur. Bu şekilde. Sohbetimizde Dilara Yılmaz'la devam ediyoruz. Dilara Hanım, siz de bize kendinizden bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Ben Dilara Yılmaz, 26 yaşındayım. Karabük Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Şu an ikinci üniversitem devam ediyor. Samsunluyum. Bir aydır da yıllardır üzerinde konuştuğumuz bir proje için İstanbul'da ikamet ediyorum. Ürünlerinizi seçerken nelere dikkat ediyorsunuz? Sanırım en önemli noktası bizim zaten seçtiğimiz ürünleri kendimize çok yakın bulmamız ve aynı ürünleri kendimizin de taşıyor olması. Ben kişisel olarak seçtiğim ürünlerde genellikle işte günün dinamikliğine ve tarzıma uygun olmasından sonra onun rahatlığını, işte beni zora sokmamasını, atıyorum bir saç savuruşumda bile beni rahatsız etmeyen bir küpe olmasını tercih ediyorum. Sunduğumuz ürünlerin de genel olarak kalitesine ve rahatlığı ile alakalı ilgilerimiz bulunuyor. Ürünlerinizde hangi ham maddeyle daha çok karşılaşıyoruz? Seçenek ve maddi erişim açısından biz gümüş tercih ediyoruz. Hem model seçeneğimiz fazlalaşıyor hem de alım gücüyle alakalı herkese hitap eden bir ham madde olduğunu düşündüğümüz için gümüş tercih ediyoruz. Bu yılın trendlerini sizden de dinleyebilir miyiz? Tabii ki. Geçmişe nazaran şu an tek parça ürünlerin pek de tercih edilmediğini söyleyebilirim. Özellikle kolyeler ve küpeler etrafını sadeliğini koruyarak desteklenen bir biçimde sunuluyor. Yani birkaç zinciri farklı boyutlarda, boyunlarda görmemiz çok mümkün. Onun dışında yüzüklerde genel olarak renkli tek taş yüzükler tercih ediliyor. Renk olarak düşündüğümüzde de goldlar her zaman olduğu gibi bu sene de çok yaygın. Küpeler halka olarak devam ediyor. Bu senenin geçen senenin devamı niteliğinde bir moda anlayışı olduğunu söyleyebiliriz takı yönünden. Verdiğiniz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ediyoruz. Duygu Doğru ve Dilara Yılmaz'ın adını gün geçtikçe daha sık duymaya başladığımız aksesuar markasını ekranlarınıza getirdik. Kaçırdığınız ya da tekrar izlemek istediğiniz bölümlerimiz için sosyal medyamızı ziyaret etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.